Artı TV'de bir şiir içi şarkılar programında daha beraberiz. Renkli bir konuğum var bu bölümde. Benim sevgili arkadaşım, kardeşim diye hitap ediyorum zaten. Ve yoldaşım, onu da söyleyebilirim onurla, Cezmi Ersöz. Cezmi'cim hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Bir kolda falan bir sıkıntı var herhalde. Evet, düştüm, dengemi kaybettim. Çatlamış. Kırık değil. Kırık değil. Yani bir hafta sonra çıkacak inşallah. Bu kış günlerinde biraz sıkıntı oluyordur. Çok zor oluyor. Yıkanmak, giyinmek, yani hepsi bir sorun. Şimdi ama engellilere karşı farkındalık geliştirdim. Görür görmez onlara böyle içinden bir şefkat, bir yakınlık duyuyorum onlara karşı. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle de olsa. Hakikaten zor. Beni şey teselli etti. Ayak ve kol böyle olunca Oğuz Bucur'un... Ayakta da şey var galiba, ayakta değil mi? Ayakta sorun var. Protez takıldı. Bu bir yıl böyle geçti. Son yıl, son bir yılda son sıkıntıların oldu. 2019'un başından itibaren hep hastaneler, doktorlar, röntgenler. O zaman böyle bir son... 2020'ye girdik. Tam diyelim ki 2019'la birlikte bunlar... Dilerim. Senin için, hepimiz için. Hepimiz için de. İyi olur diye düşünüyorum. Oğuz Bucurluoğlu demiştin ha? Oğuz biliyorsun... Doğuştan engelli tabii. Bir çocuk. Hem yürüyemiyor hem ellerini kullanamıyor. Evet. Telefonda yakınıyorum. Diyorum ki kolum çatladı falan diye. Abi geçer geçer diyor. Sen az bir ay sonra normale dönersin diyor. Sonra unuttum çocuğun yürüyemediğini ve ellerini kullanamadığını. Çok mahcup oldum ama çocuk beni teselli etti ya. O çocuğu düşündüm yani. Yıllardır gözlerini açtığından beri çocuk o halde. Ve kitap yazıyor. İki üniversite bitirmiş. Bir arkadaşım. Belediyede çalışıyor. Yenimahalle Belediyesi'nde. Tabii anne çok önemli burada. Anne sırtında taşıyor. Okula sırtında götürmüş. Baba da hastaneye götürmüş bir keresinde. Kadın doktor. Ya demiş bunu öldürün, kobay olarak kullanın demiş. Kadın ayağa bir kalkmış. Defolun buradan demiş. Kadın ayağa kalkınca ayağının aksadığı görülmüş. Kadın da engelli, sıkıntılıymış. Evet. Kovmuş babayı. Kobay olarak kullanın deyince... Anne tabii çok önemli bu arada. Tabii ki. Tabii. Sırtında üniversitelere götürmüş, okullara götürmüş kadıncağız. Böyle olağanüstü bir kadın. Çok zor bir şey. Hem anne, hem Oğuz Mucurluoğlu'na, sevgili Oğuz'a, evet, kardeşimize, hem annesine çıktı. Buradan. Yeni kitabı da çıktı onun. Önümüzdeki haftalarda bahsedeyim ondan. Hem klibi döneyim. Onun ben sözlerinden bir şey, bir şarkı da yapmıştım ya. Hem onu dönelim görselini, hem andığımız da iyi oldu. Değerli annesinin ellerinden öpüyoruz. Bütün suç bende, değil mi? İsmi kitabın. Evet, bütün suç bende. Evet. 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 Yani diyorsun ki bunu 2019'da bunları yaşadığımdan sonra engellilere karşı olan duyarlılığım arttı diyorsun. Evet, evet, evet. Çevrenin sana yaklaşımı nasıl? İyi. İnsanlar yer veriyorlar, yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar. Onu da görmüş oldum. Ulaşım bedava. Bedava gidip geliyorum karşıya. İstanbul'a döndüm yıllar sonra. Ülkeme, ülkem diyorum ben, buraya aşığım ben. Bodrum'daydın değil mi? Bodrum'daydım. Bayağı bir yıl, kaç yani, yıl? 9 yıl nasıl dayandım ben oraya? 9 yıl, sen 9 yıl oldun mu Bodrum'da yaşayalım? 9 yıl oldu ya, Bodrum 9 yıl. Oo, vay anasını. Yani tabii yazları çok güzel oluyordu. Baharı çok güzel. Tabii. Mandalina bahçeleri, yemyeşil, havası çok temiz. Geldim buraya, hastalandım işte, bak toparlayamıyorum. Havası kirli İstanbul'un ama... Köklerim burada benim. Yeniden yaşamaya başladım burada. Çok seviyorum İstanbul'u. Şimdi sen bir kere doğma büyüme kökenleriniz Urfa, Şanlıurfa. Ama sen doğma büyüme İstanbul'lusun. Ben İstanbul'um. Babam İstanbul'a tayin olmuş. Evet. Tayin olunca burada kalmış ve buradan emekli olmuş. Ben İstanbul'da doğan ailedeki tek ferdim. Diğer abilerim Urfa'da doğmuşlar. Ben İstanbul'da doğdum. Bütün çıkan kitaplarında İstanbul var. Buradan olmaz. Beslendin değil mi? Olmaz yani mi? Bütün gençlik, çocukluk, ha? Bütün birikim, hepsi. Çok da yoğun bir... Sen de İstanbul sevgisi çok yok. Tabii büyük. Çok seviyorum İstanbul'u. Çok adım var. Çok. Tabii son romanım Sofyan Aşkın Günlükleri de hep İstanbul'da geçiyor. Hem de sağlam İstanbul yani. Farklı bir roman yazdım. Adada geçiyor büyük bölümü. Şeyin, romanın büyük bölümü adada geçiyor. Ama Cihangir var, Kumkapı var, Aksaray, Galata Köprüsü, Samatya, Erol Taş'ın kahvesi var. Çok severdim, giderdim.
sevdiğim bir kadın olunca aşık olduğum anda hemen onu Erol Taş'ın kahvesine götürürdüm. Çok güzel bir kahvesi vardı. Dur içinde yazsın. Bana da orayı sen öğrettin. Evet. Erol Taş'ın kahvesine giderdik. İşte ben o sur içini çok seviyorum. Yani Balat mesela. Şu anda benim en gözde semtim Balat. Kumkapı. Samatya. Samatya olağanüstü bir kere. Yani eski İstanbul. Arnavut kaldığımda. Tabii sen İstanbul'dan bahsederken eski İstanbul'dan bahsediyorsun. Ataşehir'den bahsetmiyorum tabii. Yani Boğaz, Kandilli, İstinye, Çengelköy, Balat, Fener. Hele Balat olağanüstü güzel gelişti son evet. zamanlarda. Kafeler, evet. o güzel küçük aşevleri, restoranlar, esnaf lokantaları, yüksek bina yok, 3-4 katlı evler insanı ezmiyor. 80 katlı apartman var Ataşehir'de. Evet. Ve balkon yok. Balkonsuz ev olur mu ya? Nerede çay içeceksin yazın ilkbaharda? Nerede ikili bırakı içeceksin? Balkon yok ya. Ama cumbalı evler, eski İstanbul çok güzel tabii. Yapay kentler, semtler oluştu. Suadiye'de büyüdüm ben. Büyük bölümü hayatımın orada geçti. 5 tane futbol sahamız vardı. Yemyeşil. Faytonlar Kadıköy'e kadar gider. Tramvay var. Deniz tertemiz. Kefal çıkar Suadiye iskelesinden. Gittim geçenlerde ağladım ya. Hiçbir iz kalmamış gençliğimden. Korkunç. 50 katlı binalar, siteler. Hiçbir yeşil alan kalmamış. Top sahası hak getire zaten. Böyle. Ranta kurban. Yani ben çocukluğumu yazsam gidecek yerim yok. Ne yazacağım? O bakkal yok, o köşe başı yok, o kırmızı tuğlalı ev yok, çeşme yok. Oğuz Atay'ın Tutamayanlar romanını yazdığı yeri aradım ben. Bulabildin mi? Buldum bir yer. Galatasaray Lisesi'nin arkasında, buraya çok yakın işte, lisenin arkasında Fransız Cezayir Sokağı'nın önü var ya. Evet. Orada dipte, o merdivenlerin dibinde bir butik otel var. Evet. Orası. Butik otel yapmışlar. Adama sordum, dedim ki Oğuz Atay dedim, burada hiç, yazmış romanını dedim. Hiçbir şey yok değil mi? Bir not, hiçbir bir şey duvarda bir şey not, falan. Not yok. Hiçbir şey yok. Öyle biri varmış dedi herif. Öyle biri varmış. Şimdi Oğuz Atay'la ilgili belgesel yapılsa, nerede başlayacağız belgesele? Tutunamayanları nerede yazdı bu abimiz, ustamız? Ya Paul Bowles'a gönderdi beni. Cüneyt Özdemir program yapıyorduk orada. Her yazara bir ölmüş bir şair ya da yazarı anlatmaları salık veriliyor. Ben de, bana da Paul Bowles düştü. Atol abi Dostoyevski için gitti galiba Moskova'ya. Ha. Aynı projeydi o. O bir projeydi evet. Ben de Fas'a gittim. Kazablanka'ya. Oo. Tabii Fas'ta. Şeye gittin mi? O, sen de çal Sam'in şeyine, o bara gittin gittim. Mi? Gittim oraya. Bir hafta kaldık. Sonra ilginç bir yer, 20 dakika feribotla Endülüs. Yani Casablanca'dan biniyorsun feribota, 20 dakika sonra Endülüs'tesin, İspanya'dasın. Paul Bowles'ı yaşadığı evi 3,5 saat aradık. Aa. Kimse tanımıyor. Paul Bowles 50 yıl kalmış Fas'ta, 50 yıl. Ve müzikolog Fas müziklerini, türkülerini derlemiş. Casablanca'yı Fas'ı dünyaya tanıtmış. Bütün Beatles ekibi, John Lennon'lar, Beatles'lar, ondan sonra Kraliçe, onu ziyarete Fas'a gelmiş. Büyük gruplar, rock grupları falan. Paul Bowles orada diye gelip oraya da kalmışlar. Böyle bir adam yani. Fas'ı dünyaya tanıtan adam. Çölde Çay'ı da orada yazmış. Bir sürü romanlar. Öyle orada. Mi? Tabii Çölde Çay. Türkiye'de en çok okunan kitap. Bertolucci çekmişti onu değil mi? Bertolucci. Müthiş bir filmdir. Vallahi iyi bir uyarlamadır o. Fas'ta geçer. Fas'ın çöllerinde geçer yer yer. Sonra bir Iraklı rehber bizi aldı götürdü. Dedi burada oturmuş dedi. Ben biliyorum dedi. Sıradan bir apartman. 4 katlı bir apartman. Girişte böyle basit bir tabela. Paul Bowles şu tarihlerde burada yaşamıştır yazıyor. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Faslı Paul Bowles tanımıyor. Eyvah eyvah. Ama 20 dakika feribotla Endülüs'e gittiği zaman orası her yer Lorca. Lorca Caddesi, Lorca Parkı, Lorca Bulvarı, Lorca'nın evi, orası burası. Biliyorsun Lorca'nın mezarı bile yok. Ama İspanya halkı işte Lorca'ya öyle sahip çıkmış ki
Her yer Lorca. Kitapları, afişleri. Fark işte. Farkı da şimdi söyleyeyim, başınız daha da gel. Kapanır kanalınızı, daha yeni açtınız. Fark. Şimdi sen fark İstanbul'un en iyi liselerinden bir tanesinden, Kabataş Erkek Lisesi evet, mezunusun. Biricik'le. Biricik'le mi bitirdin? Evet, inektim ben. Gerçekten mi? Tabii tabii. Aa, bunu şeref şey tablosunda lan, kendimi övmeyeyim ama ne seni görünce yok böyle, önemli ya o, ne demek? Kabataş Erkek Lisesi Biricik'le bitirmek ne demek? Tabanca zoruyla girdim ben. Tabii tabii. Ben babamı çok severdim. Hala çok özlüyorum. Babamı hiç üzmedim hayatımda. Müdür dedi ki bu bitiremez okulu. Bu diyor bir de. Bu bitiremez diyor. Babam niye diyor? Gündüzcü olacağım çünkü. Suadiye'de ev, okul Ortaköy'de. Git gel olmaz. Mümkün değil. Okulda olman lazım. Yatılı olman lazım. Yatılı olman için de para yatırman lazım. Ciddi para. Babamda da para yok o zaman. Durumumuz iyi değil. Ama istiyor da adamcağız. Bu diyor, bu de belge alır diyor. İlk sene belge alır diyor. Bu okul çok zor bir okuldu. Beyefendi dedi, babam çok kibar bir adamdır. Beyefendi dedi, o dedi sorumluluk bize ait olsun dedi. Sonuçlarına katlanırız dedi. Kısmet. Yok diyor adam, Nuh diyor, peygamber demiyor. Ulan babamın da bir tersi vardır ki, acayiptir yani. Asker. Asker tabii. Al, bu tabancası da yanında bir beyin tabancası. Masaya koydu. Alıyor musun, almıyor musun sen dedi. Adam korktu, bembeyaz oldu. Siz ne yapıyorsunuz, kimsiniz siz? Askerim ben dedi. Alıyor musun, almıyor musun? Tamam beyefendi, alıyorum dedi. Hemen kaydı yaptırın dedi. Kaydı yaptırdık. Yolda da dönerken Beşiktaş'a, bak dedi oğlum, bu silah çıktı ya dedi. Bu silah çıkmaz kolay kolay dedi. Gemileri yaktık dedi. Tarık bin Ziyad. Bu okulu iyi bir dereceyle bitirmeni rica ediyorum dedi. Beni seviyorsan. Güzel. Eğer dedi mezun olamazsan, belge alırsan ben çok kırılırım dedi. Gururum ayaklar altından alır dedi. Çünkü silah çıktı dedi. Beni öyle bağladı mı? Öyle güzel bir dereceyle bitirdim. Güzel, ama senin de o sorumluluğu duymam, babanı evet, kırmaman. Kırmadım. O da çok mutlu oldu. Hastanede yatıyordu Haydarpaşa. Gata, eski Gata. Ondan sonra orada yatıyordu. Götürdüm. Diplomayı verdim. Takdirnameyi verdim. Gözleri doldu. Böyle, biliyordum dedi falan. Böyle o günler geldi geçti. İşte, evet. Sevgili izleyiciler, bir müzik arası yapalım. Emre Yücelen'in bestesi, Cezmer Söz şiiri. Kalp Ağrısı. Gerçekten güzel bir beste. Bunu İlkay Akkaya, ilk solo albümüydü o. Grup Kızılırmak'tan ayrıldığında İlkay. Sonra tekrar Kızılırmak bir biçimde devam etti ama ilk solo albüm olarak bunu yapmıştı. Onu yorumlayalım şimdi. Emre Yücelen'in de bu arada gitarla ilgilenen genç arkadaşlar YouTube'da son derece öğretici dersler veriyor, gitar tekniği falan meselelerinde. Ben ilgiyle bakıyorum. Öneriyorum sizlere. Ey kalbimin ağrısı, ver elini çıkalım seninle. Soluksuz kalmadan sessizce, bu karanlık ultulu ormanda içimin acısı, kalbimin ağrısı, aşkım işte yine baş başayız, içimin acısı yine, biz bizeyiz, ver elini, sus, ne olur incitme beni. İşte yine baş başayız, içimin acısı yine, biz bizeyiz, ver elini, sus, ne olur incitme beni. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudun. Evet. Üniversite eğitimini orada tamamladın. Çok çabuk geçecek zaman, onun için atlamayalım. Leman dönemi senin için çok olağanüstü tabii, dönemlerden biri. Verimli. Değil mi? Tabii Türkiye'nin... Leman dergisi KJ anlamında bunu yazabiliriz isterseniz. Bakın Leman'dan bahsediyoruz şimdi. Gırgır'dan sonra satıyorum sanıyorum ki tabii, tarihin en çok satan, değil mi? Evet, mizah dergisi herhalde. Evet, haftada
aylık haftalık satışımız 150 bindi. 90'lar, haftalık 150 bin. 95-96'da. O yıllar Türkiye'nin de süreci farklıydı o zaman. Okuyan bir gençlik vardı. İnsanlar gündemi Leman'dan takip ederlerdi. Mezralara kadar giderdi. Yani öğretmenler özellikle çok okurdu. 150 bin tiraj haftalık. Bir öyle bir 10 küsur yıl gitti öyle. 15 yıllık yakın gitti. Sonra sosyal medya çıkalı beri mizah dergiciliği bitti. O dönemin gençliği de farklıydı. Şimdi gençlikten çok farklıydı. Yani Türkiye'de çok çabuk değişiyor kuşaklar. Şimdiki gelen kuşak farklı. Ve mizah dergiciliği bitti. Leman Keren çıkıyor. Penguen kapandı. Uykusuz da öyle Keren çıkıyor. İşi ticarete vurdular biraz tabii. Hem çok karanlık yıllar, Kirli Savaş'ın yoğun olduğu bir dönem, faili meçhul cinayetlerin olduğu dönem, hem de duyarlı okuyan, araştıran, sorgulayan bir üniversite gençliğinin olduğu bir döneme denk geldi. Zamana uydu. Şimdi çıksa Leman dergisi öyle bir şey olmaz. O döneme uydu, uygun geldi. 15 sene yazdım ben. 2008'e kadar yazdım. Zaten 2008'den sonra da 2-3 sene daha gitti. 2013 Gezi ile beraber dergicilik, mizah dergiciliği sona erdi. Peki bu hem parçalanmayı, yani gerçi genel olarak da bu konuşulabilecek bir konu ama mizah dergilerindeki bu hani hem ondan ona geçişler, sayıların artmasını ve de bu kadar düşüşü sadece sosyal medya olarak herhalde değil mi? Tarif edilmez. Tek nedeni o değildir. Tek nedeni o değil tabii ama sosyal medya önemli bir etken. Tamam, bir etken o diyelim ama. Evet. Yani farklı neden sence? Onun yerine, bu denli bir gerileme. Tabii bir Leman'ın içinden bir grup ayrıldı. Tamam. Penguen'i çıkardı. Uykusuzluk. Penguen içinden yine gençler çıktı. Tamam. Uykusuzu çıkardılar. Tamam. Bu bölünme de tabii etkili ama sosyal medya da olup bitiyor her şey. Hayat sosyal medyada sürüp gidiyor. Yani biz sanal diyoruz ama sanal değil o. Gerçek hayatın bir parçası sosyal medya. Hı hı. Yani gençlerin büyük bir zamanını alıyor. Ama mesela şu da bir gerçek. Bavul, Ot, Kafa Okuru gibi dergiler de çıkmaya başladı. Yoktu bunlar. Gezi'den sonra çıkmaya başladı. Öküz etkiliydi ama değil Öküz mi? Çok etkiliydi. Öküz en üstte iken tirajı kapandı. İlginç bir şekilde kapandı. Yani 30 bini buldu Öküz ki o tarihlere göre iyi bir tirajdı o. Tabii. Metin Üstün'den kapattı Öküz'ü. Dedi ki zirvedeyken kapatalım dedi. Ama şimdi mesela Kafa Okuru 60-70 bin satıyor. İlginç Kafa Okuru. Fakat içerik olarak bana iyi gelmiyor. Şimdi biz de bir dergi çıkartıyoruz. Edebiyat, kültür, sanat. O önemli. Ondan lütfen bahset. Tabii. Çünkü isimler, oradaki isimler çok önemli, çok isimler. Önemli isimler var. Adı Şehre Küstü. Senin Bursa'da bir semt biliyorsun. Evet, evet. Hikayesini bilir misin onu? Ya Bursa'daki hikayesini biliyordum tabii. Şimdi tam belki tarif edemeyebilirim ama. En kenar semt. Bursa'nın semtlerinden biri. Bir adam aşık olmuş. Olmamış. Yürümemiş ilişki. Küsmüş hayata. Oraya gitmiş, oraya yerleşmiş. Adam bilge bir adammış. Ermiş gözüyle bakmış insanlar ona. Öyle oradan yola çıkarak hani Şehre Küstü, Bursa merkezinden inmemiş hiç adam bir daha. Şimdi öyle. Bir de takipçisi yokmuş galiba. Onu biliyor musun? kız almak istemeye giderken mi soruyorlarmış? Arkadaşım kız istemeye gitmiş ailesiyle de. Kayınpeder adayı sormuş, evladım kaç takipçim var diyor. Artık böyle mi yani? Evet, artık kız istemeye giderken arkadaşlar aman takipçi sayısını gözden geçirin, sayınızı gözden geçirin, arttırarak gidin. Öyle 50 bin, 100 bin takipçiyle bu işler olmaz. Milletin 300 bin, 400 bin takipçisi var. Senin kaç takipçin var? Benim Face'te o sıkıntı oluyor sayfalar da şeylerde çok yüksek değil yani. Hayran sayfan var mı senin? Twitter. Hı. Bir tane var ama çok kullanmıyorum. Üç tane ayrı ayrı kullanıyorum o Face Cycle. Ha dur, onu da anonsunu da yapalım o zaman. Sana nereden ulaşabilirler? Madem buraya geldik konuya, onu atlamayalım. Şehre
kustudergi tamam. @gmail.com. Şehre kustu. Yani şehre küstü, şehre kustu oluyor. Şehre dergi, ü, u oluyor. U, u oluyor. Şehre kustu dergi. @gmail.com. Com. Bizim yazılar burada birikiyor. Tamam. Yazıların tamamı geldi. Çizgiler geldi. Şimdi görsel kısmı kaldı işin. Sayfa tasarımı. Yazarları da istersen bahsedeceğiz hocam. Tabii ki. Sezai Saraoğlu, Orhan Kahyoğlu, Esat Korkmaz, Hayri Kayetik, Mesut Kara, Yelda Karataş, Sayın Çınar, Hatice Meryem, Şebnem İnam, Altay Öktem, Şeref Bilsel, Şeref Bilsel, Emel İrtem, Haydar Ergülen, Esat Şenyuva, Serdar Koçak, Pelin Batu, Pelin Batu, Deniz Durukan da vardır herhalde. Deniz Durukan daha sonra yazacak. Altay Öktem'in yeni kitabı çıktı. Onunla ilgili bir röportajımız var. İnşallah belki ben giderim ya da bir arkadaşı göndeririz. İkinci sayıda hazırlıklar başladı. Tayfun Atay'dan yazı isteyeceğiz. Başak Demirtaş'la röportaj istiyorum. Demirtaş'ın eşiyle. Çok sıkı isimler ama. İsimler o dergi, bu dergi iki ayda bir mi çıkacak? İki ayda bir çıkacak. Tutar diye düşünüyorum. Bence de. Yazılar çok sağlam. Çok güzel yazılar geldi. Öyküler Tomris Sakman. Tomris de yazacak. Tomris güzel bir. Ha, Vedat abi de yazıyor. Vedat Sakman da yazıyor. Vedat Sakman. Müzikleri yazıyor. Müzik evet. Yazısı yazdı. Futbol Her Yerde Şike Var. Esef Doktor Esef Bey yazdı. Çok güzel bir yazı yazdı. A. Galip Ankara'dan. Ankaralı şairleri. Ankara şiir ortamını yazdı. Hakikaten mitoloji yazısı geldi. Nietzsche üzerine bir yazı geldi. Bulmacamız bile var. Bakalım bu görsel meseleyi de çözersek 1 Mart'ta çıkacak bir dergimiz. Mart başında çıkıyor. Evet. Yani bir ay erteledik. En son romanının adını bir daha söyleyeceğiz bize. Şizofren Aşkın Günlükleri. Şizofren Aşkın Günlükleri. Ne zaman çıkmıştı o? Bir yıla yakın oldu. Bir yıl falan oldu değil oldu. Mi? Kaç tane toplam oldu kitap? 32. Ne diyorsun ya? Çocuk kitapları da var. Ben de şey yazdım. Tomris Hanım yazdım. Tomris Uyarı yazdım. Uyarı yazdın ha. Edip Cansever olan hayranlığını yazdım. Edebiyat Dünyası çok. Dergide yazdım. Çıkacak. Çıkacak olan dergide şey yazdım. Üstüde. Hep dost olarak bilinir onlar ama bence Tomris Hanım aşktan da öte bir hayranlığı vardı Edip Cansever'e. Öyle mi? Evet. Üçü şey arasında. Ha? Yani şeyler mi var? Çekişmeler mi var? Yani şey demiş zaten Turgut Yer. Cemal'le Edip kapıştılar. Aradan ben Tomris'i çektim aldım demiş. Bir de ilginç şimdi kolum kırık ya. Bana Turgut Uyar çok seviyor Tomris Uyar'ı. Eşini. Evet yani yazdıkları evet. Çok seviyor. Evet. Ama Tomris Uyar da sıkılmış. Çünkü ev adamı Turgut Uyar. Evden dışarı çıkmıyor. O da sosyal bir kadın. Dışarı çıkmak istiyor. Hareketli bir kadın. Anlamış Turgut Uyar beni terk edecek diye. Korkmuş. Habire ayağını orasını burasını kırarmış ki hani beni bırakmasın. Hani bu halde acısın halime üzülsün beni bırakmasın diye. Orasını burasını kırarmış. Turgut Uyar. Tomris Uyar 3 şairle de beraber evlilik yapıyor mu 3'üyle de? Neyse önemli. Hayır, o fasıl önemli değil. Ülkü Tamer'le evlenmiş önce. Ülkü Tamer'le evlenmiş. 4. 4 oluyor. Ülkü Tamer. Cemal Süreya. Cemal Süreya. Turgut Uyar, Edip Cansever. Edip Cansever. Evet. İnanılmaz bir hayat herhalde. İnanılmaz. Ama çok hoş bir kadındı. Ben onun yanına gider, evine giderdim. Çay içerdik, sohbet ederdik. Nasıl? Zarif bir kadındır. Yani dolu bir kadındır. Öyle şimdi. Çok olağanüstü bir güzelliği yok ama sohbete başladığınız zaman 10 dakika sonra sizi alıyor, çekip çeviriyor. Bir aura var yani. Aurasını alıyor hemen. Sevgili izleyiciler, Cezmin'i biraz önce ben tamamlayayım yarım kalan yönünü. Kendini isim olarak da hem Instagram'da Cezmin Ersüz olarak hem Facebook'ta interneti kullanıyor. O şeyrek üstü verdiği e-mailin dışında. Bu programla ilgili de lütfen öneri, görüş ve istekleriniz için de internet mecralarını kullanınız. Haluk Çetin Gitar birleşik. Haluk Çetin Gitar Instagram, Haluk Çetin Gitar Twitter ve Facebook'ta da sayfalarım var. Şimdi kaç dakikamız var Fidel? Kaç? 20 dakikamız. Tamam daha zamanımız rahat. Cezmi'cim biliyorsun şiir içi şarkılar. Şimdi mikrofonu da sağ eline alıp senden güzel güzel birkaç şiir dinlesek. Tabii. Evet, mikrofon dilerim açıktır. Kıştı,
çok ağır bir kış. Tren Bingöl'de yavaşladı. Durdu sonra. Durdu zaman. Sonra kalktı. Pencereden baktık. Rayların önünde kara batmış bir adam vardı. Düştü trenin önüne. O gitti. Biz gittik. Bizi Muş istasyonuna getirdi bir gece. Adamın işi buymuş. Çığ düşerken haber verirmiş makinistlere. Gecelerce, günlerce trenlerin önünden yürür. Hiç konuşmaz. Hep susarmış. Konuşursa çığ düşmesinden korkarmış. Ve içine atarmış yıllardır biriken aşkını. Sevgilim, ben de susuyorsam bil ki senin benim önünden gidiyorum. Karlara patacıka, trenlerin önünden giden o yalnız adam gibi. Sevgilim, susuyorsam bil ki çığ düşmesin diye sana, bana, aşkımıza. Gözlerini eksik yaşanmış bir bahar gibi kullan. Gülüşünü az intiharı koğuşlarına. Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir. Nasılsa taşra hep hazırdır aşka. Nasılsa taşra hep hazırdır aşka. Üzülme, sakın dönme kendine. Tesellisi ol cehennemin. Cehennemin son meleği ol. Gülüşünü as intiharı koğuşlarına. Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir. Nasılsa taşra hep hazırdır aşka. Nasılsa taşra hep hazırdır aşka. Muhteşem bir şiir, bir Cezmer Söz şiiri ve muhteşem bir beste, bir Vedat Sakman bestesi. Bunu Leman Hanım yorumladı, Leman Sam yorumladı. Taşra diye mi koydu bu şarkının adını şeyde Taşra. Albümünde? Normalde bu Cehennem Meleği, Cehennem Meleği değil mi şiirin adı? Ama albümde Leman Hanım Taşra diye koydu Taşra. Bunu değil mi? Evet. Bizim ortak bir projemiz vardı. Vedat Sakman'ın hazırladığı Cezmi Ersöz'ün 10 tane şiirini kendi sesinden okuduğu ve 5 tane de Cezmi'nin şiirlerinden yapılan beste. 3 tanesi benim. İki tanesi Vedat Sakman'ın, Vedat abinindi. Bunlardan birini de şarkılardan Leman Hanım yorumladı ve muhteşem yorumladı gerçekten bu taşrayı. Giriniz bakınız YouTube'da sevgili dostlar. Hem albümün bütünü zaten internette var. Dileyen dostlar hem kitap hem CD olarak çıktı bu aslında ama şu anda piyasada ne kadar vardır yoktur bilmiyorum. Ama YouTube'da internette girerseniz hem albümün bütününden çok tad alırsınız. Hem de dinleyiniz Leman Sam'ı Taşra'ya, gerçekten olağanüstü bir yorum. Buradan hem Vedat abiye hem Leman Hanım'a, hepsine sevgilerimizi iletiyoruz. Derinliğine Kimse Sevgili Olamadı adlı kitabımla beraber verilmişti. Verildi içinde. Kendini saklama çiçekleri. Yani son yılların en başarılı albümü diyebilirim.
10 binlerce satmıştı o. 80 bini buldu. Sonra CD'de olarak da çıktı bu. CD olarak da çıktı. Ama kitapla verildiği için tiraj arttı. Yani bir şiir müzik albümü olarak tarihte yerini aldı. Tabii, büyük bir olay yarattı ve yerini aldı. Giderek de daha çok talep edilecek. Ben de şimdi şiirlerimi topluyorum. Son 30 yılda yazdığım şiirlerimi. Biraz şiiri ihmal etmişim galiba ya. Daha çok yazmam lazımmış. Ama bayağı şiir çıktı ortaya. Tabii ben kız arkadaşlarıma yazıyorum meyhanede. Sonra onlarda kalıyor şiirler. Şimdi tek tek arıyorum. Ya hayatım şu 4 tane şiir sana yazmıştım o akşam hatırlıyorsun falan. Vermiyor mu? Bazıları vermiyor. Özel diyor. Özel he? bana diyor. Ama diyorum hayır ismini yazacağım diyorum ya. Ne olur diyorum ya. Toparlayayım şu kitabı. İşte onları topluyorum tabii. Kimi evlenmiş, kimi çoluk çocuk sahibi, kimi huzur evinde. Hepsini arıyorum tek tek. Çoğu evlenmiş. Ya biz yapayalnız kaldık. Tabii treni kaçırdık. Dur. Çatlamaya koşan at olacak adı. İki isim üzerinde durduk. Kitabın, şiir kitabının adı mı? Biri çatlamaya koşan at, öbürü susuyorsan bil ki. Hadi şiir dedin lütfen bir tane daha Cezgi'ciğim. Madem hadi böyle yürüdük. Susuyorsan bil ki ve iki kitap olarak mı çıkacak? Yok. İki isim alternatif. Yani birinden biri olacak. Birinden biri olacak. Hangisini söylüyorsun? Senin sana rağmen var. Herkesin ilk aşkına benzeyen. Beklemek kadar acı, anlamak kadar zor. Nedensiz ölümlerin suskunluğu gibi. Yok karşılığı yüzünün. Senin sana rağmen bir yüzün var. Herkesin ilk aşkına benzeyen. Yakınlaştıkça imkansız uçurumlar. Nedensiz hayatların o büyük acısı gibi. Yok karşılığı yüzünün. Bir vapur yolculuğunda Bandırma'ya gidiyorduk kız arkadaşımla. Yol boyu sadece giriş ama dönüş değil, giriş. Üç şiir yazdım hanımefendiye. Üç şiir. Üçü de bestelendi. Üçü de kitapta yer aldı. Kitaplarda yer aldı. Üçü de çok büyük sükse yarattı. Düzeltmeden. Vapurda geliyor yazıyorum. Geliyor yazıyorum. İşte bu yok karşılığı yüzünün onlardan biri. Muhteşem bir şiir. Cehennem Meleği yine aynı kişiye, aynı kadına. Ona da o şiir. Bak o da bestelendi. Bu da bestelendi. Bir tane daha var öyle. Enteresan. Yani yoğunlaşmayla, üretmeyle yoğunlaşma arasında. Tabii yani ha? Evet. Yani direkt bir ilişki var. Çok, çok. Aniden çıkıyor şiir. Belki aylardır tek dizi yazmadığım oldu benim. Evet. Aylardır tek bir dize çıkmaz. Sonra bir bakarsın haftada 5-6 tane şiir yazmış. Hem de şahane şiirler. O birikiyor bir yerde. Tabii. O birikiyor. Pat diye. Birisi ama gelip birinin dokunması lazım oraya. Kutu doldu. Oraya gelip bir elin... Püf noktası burası oluyor. Değmesi yani. Lazım. Yoksa kalır orada o. Yazılmış diziler var. Atilihan abim, ustam öyle derdi. Şair gökyüzünde duran dizeyi elini uzatır, çeker aşağı derdi. O yazılmıştır, o durur orada. Onun görevi, şairin görevi uzanıp oradan dizeyi aşağı indirmek. Güzel, çok güzel. Bilmiyordum bunu. Ha, öyle de. Çok güzel bir tarif. Çok güzel bir tarif. Kendisi söyledi. Şimdi geçen... Uzanacaksın. Senle bir sohbetimizde yazarlık nasıl oluştu sende diye sordum sana hatırlıyorsan. Evet. Bu fikir falan diye. Çocukluğundan bahsettin ve ailenden bahsettin. Evet. Yani şöyle bir şey. Ben ciddiye alınmak istenen bir çocuktum. Yani göze batmak istiyordum. Hep dikkat çekmek istiyordum. Böyle silik, böyle sıradan bir insan olmak bana hep ağır geliyordu. Ego mu dersin buna, narsistlik mi dersin, ne dersen de. O kadar abartılı değil ama yani. Bazılarını biliyorsun. Yok yok, seni ben tanıyorum canım. İki kitap yazıp da Pablo nerede gördü dolaşıyorlar. Neleri gördük ya. Neleri gördük. Şimdi dikkat çekmek için de ne yapayım? Annem benim saf bir kadındı. Habire bir şey uyduruyordum annemin dikkatini çekmek için. İşte bahçeye UFO geldi. İşte
filler bahçeyi bastı. Süpermen geldi, balkonda oturuyor, çay içiyor falan. Annem hep inanıyordu, kadıncağız inanıyordu. UFO geldi falan diye. Uzaylılar geldi bahçeye. Sonra babama da söylemiş, şikayet etmiş beni. Ya demiş, bu çocuk abuk subuk şeyler uyduruyor, ne yapacağız falan. Beni psikoloğa götürmüşler. Psikolog da, hatırlıyorum o psikoloğu ben. Tuncay'dı adı, hiç unutmuyorum. Olgun bir adammış demek ki. Şey demiş, ben yoktum, odadan çıkardılar beni. Ya demiş, dokunmayın. Bunun demiş, hayal dünyası çok geniş. Ya yönetmen olacak, ya oyuncu olacak, ya yazar olacak demiş. Dokunmayın demiş. Sonra ama şöyle oldu, ben yine uydurmaya devam ettim hayallerimi. Ve ciddiye almamaya başladılar beni. Ya öyle mi? Ha tabii tabii, doğru söylüyorsun falan deyip geçiştirdiler. Sonra baktım olmayacak böyle, tutmuyor. Artık foya açığa çıktı. Okuma yazma da öğrendim. Başladım yazmaya o hayalleri. UFO'ları, Süpermenleri, Harry Potter'ları yazmaya başladım. Okuyorlardı ama. Kağıtta olunca bir şey ciddiye alınıyor. Yazıya dönüşünce, ha, hayal de olsa, aa gel bakalım ne yazdın falan diyorlardı. Ha dedim ki, ha demek ki yazınca, yazar olunca ciddiye alınıyorsun. Ondan sonra dedim yazayım ben bari. Birileri ciddiye alsın diye. Mesela bir kadınla oturuyorsun sofrada, ona bir şiir okuyorsun, şifaya. Pek o kadar etkili olmaz. Ama yaz, kağıda yaz, buyur hayatımda, çıldırıyorlar. Ha, bu çıldırıyorlar mektup abi. Yazmanın da heh, sırrı buralarda bu, mı yani? Bu abi, ha, tabii. Kadın kendisine, bize bir şiir yazılsa belki o kadar etkilenmeyiz. Ama kadın kendisine bir şiir yazıldığı evet, anda bitiyor. Tamam. Yani ben şiirin çok ekmeğini yedim. Çok. Çok. O zaman... İki dize yetiyor. Ben hemcinslerime diyorum, bakın şiir okuyun. Yatmadan önce 5-6 tane şiir okuyun. Sevdiğiniz kadınlara şiir yazın. Sonuçları göreceksiniz. Böyle mal mal bakmayın kadının suratına. Bir şeyler yapın. Vallahi billahi. Çok, bak rejiden de güldüler. Çok etkileyici ya. Vallahi billahi. Bak kameraman arkadaşlarımızla evet, farkındasın evet, değil mi? Evet, şimdi evet. CS'nin bu yönünü iyi bilmeyenler, tabii senin toplumcu yönün, hani devrimci keşeliğin, soldaki duruşun falan hep bilinir böyle. Tabii yazar yönün elbette ki, ama bu yönün pek tanımayanlarca bilinmez. Yani tanıyanlar bilir, inanılmazdır. Hatta hani seni aznesine falan bile benzeten abilerimiz, ablalarımız olmuştur sanat dünyası içinde yani. Yani Cezmiciğim şu kalan üçüncü 15 şey... 15 sene mizah dergisinde çalışırsanız... Oradan mı oldu? Ama daha önce de benim. Yok yok, o sende malzemede olmaz. Malzeme olmaz. Çok var. Seviyorum, hikayeleri seviyorum. Öykü anlatmayı seviyorum. Mizahı seviyorum. 50 kadına kocaların adını sormuşlar. 20 yeni hayvan adı ortaya çıkmış. Mesela böyle şey seviyorum. Bir daha söyle bakayım. Neymiş? 50 kadına kocalarının adını sormuşlar ankette. 20 yeni hayvanın adı. Bu ben de okudum bunu birkaç gün önceki. Ha bir tane daha var ama. Çocuk bisiklette gidiyor. Polis demiş ki evladım Cumhurbaşkanı gelecek. Bisikletini oraya koyma demiş. Cumhurbaşkanı geliyor. Yok abi demiş, merak etme. Hem kilidi var demiş, hem de burada kamera da var demiş. Değil mi? Ne güzel değil mi? Cezmi indirdin beni programda. Sağ olasın. Sen bunu biliyor muydun? İlkini biliyorum. İkinizi bilmiyordum. İkinizi bilmiyor muydun? İkinci anlattığını bilmiyordum. Kamera var demiş. Burada bir de kilit var demiş hocam. Şu son kalan şiirini de bir okusana. Kaydımıza düşsün. Elimizde olsun. Evet. Bak ama mikrofonu da alacaksın. Biliyorum. Konuşacak pek bir şeyimiz yok. Ama... Gözlerini al da gel. Elindeki yarayı, acemiliğini, suskunluğunu. Beni biri severse inanmam. Seni biri severse utanırsın. Bilmediğin bir hastalığa acımak için bile olsa gel. Biliyorum. Biliyorum. Konuşacak pek bir şeyimiz yok. Ama ıstırabım sende. Mutlaka al da gel.
çekilmişti. Yine o bahsettiğimiz albümün içindeydi. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Çok güzel bir şiirdi o. Şiir o ve benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. Hadi onu görselini izleyelim, sonra bağlayalım programımızı. Evet, acıya doyana dek. Çok sevdiğim bir şiir ve benim şarkılarımdan bir tanesidir gerçekten. Cezbicim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Eyvallah. Gördün çocukların. Sağ olsunlar. tepkilerini de. Şimdi 2020'ye girdik. Samimi olarak soruyorum. Ne düşünüyorsun ülkemiz ve dünya hakkında 2020'de? Neler hissediyorsun, öyle diyeyim? Benim için zor bir yıl oldu. Hem hastalık. Bu 2019. 2019 yarısı hastanede geçti. Ama hayatı bir kere daha sevdim. Yani çok dibe vurdum hastanede. Yapayalnız kaldığım anlar oldu. Bütün gün arkadaşımın gelmesini bekliyordum. Bir evde, apartta, Bursa'da, Görükle'de. Ha, sen oralarda da farklı yerlerde kaldın değil mi? Apartta kaldım. Cemal odabaşı sağ olsun. O da işe gidiyor sabah. Bodrum'da da yalnız kaldın sen. Bodrum'da çok yalnız kaldım. Yani biri gelsin de bir çay yapsın. Ha. Kalkamıyorum çünkü. Yani çay yapamam. Hani akşam 9-10'da geliyordu Cemal sağ olsun. Bir çay koyuyordu. O çay o kadar güzel geliyordu ki. Hayatın ne kadar değerli bir şey olduğunu anladım. Sağlık diliyorum tabii öncelikle. Ve tabii Türkiye'nin durumu çok karmaşık, çok belirsiz. Dilerim savaş çıkmaz. Var olan savaşlar da biter. Barış istiyorum. Öncelikle her şeyden önemlisi barış istiyorum. Ve üretim, üretim, üretim. Vaktimiz azaldı. Bir kitap daha bitirmek üzereyim. Şiirlerimi topladım. Bir araya getireceğim. Biraz zamanı var. Tiyatro eserlerin de var senin. Şimdi bir oyunum da Londra'da oynanacak. Şimdi provalar yapılıyor. Londra'dan sonra Paris, Paris'ten sonra İstanbul. Çok düzgün bir tiyatrocucuk. Oyunu çok beğendi. Kendi kendine konuşmaktır aşk. Onu oynayacak. Onu heyecanla bekliyorum. Belki Ocak ayında bu kol iyileşirse premiere giderim. Londra'ya giderim. Güzel bir haber bu. Beni mutlu etti. Çocuk geldi Londra'dan beni buldu. Tuttuk. Nazım Hikmet'le sohbet ettik. Çok pırıl pırıl bir çocuk. Tabii Avrupa'da bir oyun oynanması çok güzel. Tabii. Biliyorsun 3 sene Devlet Tiyatrosu'nda oynadı. Bir de bir oyun daha yazdım. Tek kişi bir kadın oyunu yazdım. Kafamda birkaç isim var. Onları düşünüyorum. Onu da bekletiyorum. 2020'de 3 kitap olacak. 2 ya da 3 kitap olacak. Bir oyun olacak. İyileşmiş olacağım. Bir de bir can yoldaşı olsun istiyorum hayatımda. He. Vallahi. Allah Allah. Tabii. Hadi bakalım. Can yoldaşı istiyorum. O zaman sana ben hem sağlık diliyorum 2020'de. Hem huzurlu, başarılı işlerinde, güçlerinde ve böyle muhteşem de bir aşk diliyorum sevgili arkadaşıma. Madem öyle dedin, öyle diyelim. Tabii, öyle olsun. Dünya içinde sana, senin dediklerini tekrar edecek olursak hem ülkemiz için hem dünya için barış, değil mi? Tabii tabii. İçinde, demokrasi içinde huzurlu, güzel, iyi bir yıl olsun. Öyle mi, öyle mi toparlayın? Öyle olsun. Tabii kan dökülmesin, barış olsun. Tamam. Yani benim için aşktan da önemli, kitaptan da önemli olan barış. Tamamdır. Güzel. Evet. Bu final cümlesi. Bunun üzerine başka evet. Bir cümle kurmayalım. Peki. Teşekkür ederim Cezmi'ciğim. Yanaklarından öpüyorum. Eyvallah. Sevgili arkadaşım. Bugün konuğum oldu. Gelecek pazar yine Artı TV'de Şirinçi Şarkılar'da görüşmek üzere.